Kurtis 1936 yılında İzmit'te doğdu. Bir süre hukuk fakültesinde okuyan Tuncay Kurtis oyunculuğu tercih etti. 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Kurtis birçok filmde oynadı. 1981'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Sanat yaşamı boyunca birçok ödül kazanan Kurtis 48. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülü almıştı. Sürü, Umut, Kanal, İstanbul Kanatlarımın Altında, Hoşça Kal Yarın, Yaşamın Kıyısında ve Güz Sancısı gibi filmlerde oynamıştı. Son dönemde dizilerde de oynayan Tuncay Kurtis, Ramiz Dayı karakteriyle dikkat çekmişti. Kurtis, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol alıyordu. Evet. Usta bir ismi kaybettik bugün sayın seyirciler. Şimdi telefon hattımızda tiyatro sanatçısı Sayın Orhan Alkaya var. Tuncay Kurtis'i konuşacağız. Kendisinden dinlemek istiyoruz biraz. Sayın Alkaya merhabalar. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun efendim. Sağ olun. Şimdi öğrendim bir 10 dakika kadar önce. Yani daha ne olduğunu anlamış değilim. Çünkü Kurtis ölmez diye neredeyse bir şeyim vardı, yani kesin bir kanaatim vardı. Hani ne ölüm ona yakışırdı ne de o ölecek gibi yaşadı. Yani hı hı. hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan bir adam. Hı hı. Daha sindirebilmiş değilim. Çok tuhaf bir duygu, çok kötü bir duygu. Başta Menendin başı sağ olsun tabii eşinin. Evet. Arkadaşlarının, dostlarının, yoldaşlarının, herkesin başı sağ olsun. Çok fena bir şey olduğunu hissediyorum şu anda, evet. Bunun çok fena bir şey olduğunu hissediyorum. Siz de çok yeni öğrendi dediniz, bir bilginiz var mı? Biz evinde hayatını kaybettiğini, düşüp başını vurduğunu paylaştık izleyicilerimize, bize gelen haberler. Yok bana, bir daha yakınlarda o civardaydık. Devlet Tiyatrosu'ndan operadan arkadaşlar da vardı. Bir Kurtis'e uğrayalım gelmişken dedik. Yürüyüşe çıkmıştı. Yani şeyde değildi. Öyle yani sağlığıyla ilgili. Sağlığı yerindeydi. Bir kere son derece sportmen, yediğini içtiğini ve bir kere bedenine saygı duyan sahici bir oyuncuydu bir kere. Bedenine yani temel enstrümanına inanılmaz derecede saygı duyardı. Bilmiyorum yani, bilebildiğim hiçbir şey yok. Sizin sunumunuzu dinlerken işte başını vurdu gibi bir bilgi. Evet. Öğrendiniz ama yani ne yazık ki anladığım kadarıyla kesin olan bir şey var. Kurtis artık yaşamıyor. Bu feci bir şey. Çünkü onun ne zaman ne yapacağını hiçbirimiz bilemezdik. Evet. Yani yarın bir gün sahnede bir ateş topu gibi yepyeni bir şeyle çıkabilirdik seyircinin karşısına. Bu imkanın ortadan kalkmış olması çok tuhaf tabii. Hayranlık verici, değişik bir yan bu. Yani iyi oyuncu, usta oyuncu, büyük oyuncu falan, bunlar ayrı şeyler. Bunlar tek oyuncular, unik oyuncular, Kurtis gibiler. Çok kendileriyle gelir, kendileriyle giderler. Çünkü o muazzam bir duygu birikimi vardı. Yani entelektüel birikimini ayrı tutarak söylüyorum. Yani onu eşsiz kılan o sahici oyunculuğu bu kadar üst düzeyde bir performansa dönüştürmesini sağlayan o kendisiydi, sahiciliğiydi. Yani her ölüm kötüdür. Evet. Her ölüm bizi yaralar. Ama bir de bu kadar tek, kendisiyle ifade edilecek kadar, kendisiyle tarif edilecek kadar tek bir ustanın ölmesi, yani dedim ya, yani şu anda henüz sindirebilmiş değilim. Evet, evet, çok iyi anlıyoruz sizi. Haberi daha yeni aldınız. Konuşmakta da tabii ki zorlanıyorsunuz aslında. Evet. Çok da sizi yormak istemeyiz. Acınız büyük. Başınız sağ olsun diyelim. Sayın Orhan Alkaya. Ve teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Sayın seyirciler... Evet, sinema, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve senarist Tuncay Kurtis hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, kötü
haberle Türkiye yasa boğuldu. Az önce kendisini yakından tanıyan bir isim ve çok yakın zamanlarda kendisini görmüş bir isim, tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya, hiçbir rahatsızlığı yoktu, gayet sağlıklıydı dedi. Şok olduk dedi. Şu anda evinde hayatını kaybettiğini biliyoruz sadece. Tam olarak nasıl gerçekleşti bu ölüm? Fazla detay yok ama evinde düşerek başını sert bir yere çarptı ve bundan dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor Tuncel Kurtiz'in.